Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda trigonometri kampının 8. gününün 2. videosundayız. Üçgende trigonometrik teoremlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda kosinüs teoremini işleyeceğiz sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarası 45'in sağ tarafını sonra 46'yı, 47'yi ve 48'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kosinüs teoremi nedir? Bir ABC üçgeninde kenarlar ABC ise A kare neye eşittir biliyor musunuz? Şöyle aklınıza kalabilir. 90 derece olsaydı burası ne olacaktı? A kare B kare artı C kare eşit olacaktı hocam. E 90 olmazsa ne olacak? Buradaki açı A açısıysa işte burada eksi 2 bc C kosinüs alfayı ne yapacağız? Ya da kosinüs A açısını yazacağız kardeşim. Tamam. Peki B kare neye eşittir? B kare de bu açıyı 90 gibi düşünsen o zaman B'nin karşısındaki B ya B kare 90 olsaydı A kare artı C kare eşit olacaktı. A kare artı C kare Eksi 2 a c kosinüs b yazacağız. C kare sorulursa bize c açısını düşün. C'nin karşısındaki de c kare. C kare de 90 olsaydı neye eşit olacaktı? A kare artı b kareye. Ama 90 olmadığı zaman eksi 2 ab kosinüs c açısını böyle ne yapacağız ekleyeceğiz. İşte olay bu arkadaşlar. Kosinüs teoremi dediğimiz olay bu. Gerçi ben özel açı gördüğümde böyle geometri anlatırken böyle kosinüs teoremini hiç kullanmam ama Burada kullanacağız arkadaşlar. Burada ben size nasıl kullanıldığını öğreteyim. Ama geometride genelde kullanmıyoruz. Neyse ABC üçgenin kenar uzunlukları verilmiş bize. İşte ABC üçgeninde A, B, C'yi şöyle yazayım. A dediğimiz kök 19, B dediğimiz 2, B'nin karşısı B yapıyor ve C dediğimiz 3 ise bu üçgende A açısı soruluyor bize. Hemen A açısının karşısındaki kenar yani kök 19'un karesi 19 ya da şöyle yazayım ilk soruda kök 19'un karesi 90 olsaydı kareleri toplam olacaktı. 2'nin karesi artı 3'ün karesi olacaktı. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa diyeceğiz arkadaşlar. E kök 19'un karesi 19 eşittir 4. Şurası 4 artı 9'dan 13 eksi 2 kere 2 4 4 kere 3 12 kosinüs alfa eşit olur. E, bu öbür tarafa atarsam 12 kosinüs alfa neye eşit olacaktır? E 13 eksi 19 eşit olacaktır. Eksi 6 eşit olacaktır. Kosinüs alfa buradan eksi 6 bölü 12 eşit olur. Yani eksi 1 bölü 2 eşit olur. Şimdi şu 30 60 90, 90 üçgenini düşün. 1 2 burası da kök 3. Kosinüs nerede 1 bölü 2? Hocam kosinüs 60'da 1 bölü 2 değil mi? Evet. E, ama eksilisi soruluşu. Eksilisi de ikinci bölgedeki 60. Yani 180 eksi 60. Yani kaç yapar? 180 eksi 60'dan 120 derece yapacaktır. Yani cevabımız 120 derece oldu. Böyle eksili bir değer olduğunda ne yapıyormuşsunuz? Böyle birinci bölgedeki açısını bulup 180'den çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız böylelikle 120 çıktı. Geldik 14. soruya. Şimdi 120'yi gören masum köylü şurada katmışı görüp dik çizip buradan da yapabilir tabii ki. Ama biz kosinüs teoreminden yapalım. Evet x kare neye eşit? 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs 120'ye eşit. Kosinüs 120 dediğimiz eksi kosinüs 60'a eşit. O zaman yazalım. X kare eşittir. 36 artı 64. 100 yapar burası. Eksi. Bu 2 çarpı 8 çarpı 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs. Bu eksi eksi çarpımı Artı yapar. Kosinüs 60 1 bölü 2 eşit olur. Hop hop gitti. O zaman ne yaptı burası arkadaşım? 6 kere 8 48. 148 yapar. Yani X de böylelikle kök 148 oldu mu? Oldu. 2'ye bölsen 74 bir daha 2'ye bölsen 37. Yani burası 4 çarpı 37 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından x'i de 2 kök 37 olarak bulur muyuz? Buluruz. Örnek 14 2 kök 37 çıkar. Geldik örnek 15'e. Bir üçgenin kenar uzunlukları ABC ise şöyle bir bağıntı verilmiş. A kare bak normalde buna eşit verilmiş. Ama normalde A kare neye eşittir? Normalde bak şöyle bir ABC üçgeninde ABC şurası da A açısıysa A açısı isteniyor bizden. A kare neye eşittir? B kare artı C kare. B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs A açısına eşit değil mi? Evet. Hem A kare buna eşit hem de A kare buna eşit. O zaman bu ikisi birbirine eşit değil midir? Evet şu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Der. İkisi de A kare eşit olduğundan. B kare C kareler birbirini götürdü. Kök 2BC eşittir. Eksi 2BC kosinüs alfaya kosinüs A açısına eşit oldu. Hocam BC'ler de birbirini götürdü kök 2 bölü 2 mi oldu? Evet. Eksi kök 2 bölü 2'ye eşit oldu. Kosinüs A açısı. Yani bu 1 bölü kök 2 demek. 1 bölü kök 2 neredeydi? 45'te değil miydi? Yani A açısı 45'te ama eksili olduğu için 180 eksi 45'te eksili yapar. Yani cevabımız böylelikle 135 derece yapar. Örnek 15, 135 geldik örnek 16'ya. A küp artı B küpün açılımını biliyoruz. Biz A küp artı B küpün açılımı nedir? Hocam A artı B çarpı A kare artı AB pardon eksi olacak burası. Eksi AB artı B kare şeklinde oluyordu. Şu açılımı yazdım. Bu da buna eşitmiş. Burada C kare parantezini alırsam A artı B mi yapar? Evet. Bunlar uzunluk A ile B. E bunlar birbirini götürür. Yani C kare neye eşit oldu arkadaşlar? A kare eksi AB artı B kare eşit oldu. E sinüs C değeri isteniyor. Bir dik üçgeni çiz. Bir dik üçgen derken bir üçgeni çiz ABC. Şurası A burası B burası C. Benden C isteniyor C kare verilmiş. C kare normalde neye eşittir? Hocam A kare artı B kare eksi 2 AB kosinüs C açısı eşit değil mi? Evet. Her ikisi de C kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Yani şurası da C kare eşit. Burası da C kare eşit. Bunlar birbirine eşit. E A kare B kareler birbirini götürdü mü? Götürdü. Eksi AB eşittir. Eksi 2 AB kosinüs C'ye eşit oldu. E o zaman buradan AB'ler de birbirini götürdü. Eksi 1 bölü eksi 2'den 1 bölü 2 eşittir. Kosinüs C'ye eşit oldu. Kosinüs C nerede 1 bölü 2 arkadaşlar? 60 derece değil mi? Evet. O zaman C açısı 60 derece oldu. Ama benden ne isteniyor? Sinüs C isteniyor. E arkadaşım C açısı 60 derece ise. Şurası 60 derece. Burası da C açısıymış. Benden ne isteniyor? Sinüs C isteniyor. Yani bu açının 60 derecenin sinüsü isteniyor. E, niye 30-60-90 çizdiysem? Neyse 1-2. Burası da kökçü değil mi? Benden bak kosinüs bölü 2 ya. Şimdi sinüs 60 isteniyor. Sinüs 60 ya özel bir açı çıkmayabilirdi. O yüzden hiç özel özel açıyı düşünme. Tamam özel açı bulmadık diyelim mesela. Hemen şöyle yapalım. Kosinüs C 1/2. Buradaki kosinüs C dediğim alfa komşu bölü hipotenüs. O zaman Pisagor'dan burası da kök3 çıkar. O zaman sinüs C de neye eşit olacaktır arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüsten kök bölü 2ye eşit olacaktır. Ya da hocam C açısı 60 derece. O zaman sinüs 60 da direkt kök 3 bölü 2 eşit olur da diyebilirdin. Buradan dik üçgenle çizebilirdin. Açıyı bulup açı özel bir açı olduğunda sinüs 60'ta kök 3 bölü 2'ye eşit olur diyebilirdin. Tamam. Örnek 16 kök 3 bölü 2 çıktı. Geldik örnek 17'ye. X deniyor. Hocam X'i bulmam için şuradaki açıyı bulmam lazım. E buradaki açıyı da ben şuradaki üçgende bulabilirim. Öncelikle bu üçgende kosinüs teoremi uygulayalım. Evet bu üçgende kosinüs teoremi nedir arkadaşlar? Kosinüs teoremini uyguluyoruz. 3'ün karesi eşittir. 2'nin karesi Kollar 2 ve 4 ya. 2'nin karesi artı 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa eşit oldu. Buradan bunu öbür tarafa atalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2, 4 kere 4 16. 16 kosinüs alfa eşittir. Burası 16 artı 4 20. 20'den 9 çıktı. 11. 11 yaptı. Kosinüs alfayı da böylelikle 11 bölü 16 buluruz. E, ee, şimdi bir de burada kosinüs teoremi uygulayalım x karede neye eşit? 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs alfaya eşit. Yani x kare buradan 16 artı 36 eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 11 bölü 16 değil mi? Evet. Şimdi 4 kere 2 8. 8 ile 16 sadeleşirse 2. 2 ile de 6 sadeleşirse 3. 33 yaptı. 36'dan 33 çıkınca 3. 16. 3 daha 19. Yani x kare eşittir 19 çıkar ve x'i de böylelikle kaç buluruz? Kök 19 olarak buluruz. Yani örnek 17'yi kök 19 olarak bulduk. Geldik örnek 18'e. Evet yani burada kosinüs genelde geometriyi kullanacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun ki şekilsel ifadeler çok karşımıza çıkıyor. Kosinüs ABC isteniyor bizden. Ya hocam benden kosinüs ABC isteniyor ve bir yamuk verilmiş. Yamukta kenarlar ve açılar işin içine girince ne yapıyorduk? Hocam paralel kenar oluşturuyorduk. Şöyle paralel kenar oluşturabiliriz. Ya da şöyle düşünebilirsin. Paralel lazım alfaya ait bir üçgen lazım. Bir üçgen oluşturmak için de paralel kenar oluşturacağız diyebilirdik. Şöyle dik çizmeyle güzel bir şey oluşuyor mu? Oluşmuyor. Yamukta tabi yamuk bilgisi lazım bize. Ne yapıyorduk? Kenarlar işin içine girince paralel kenar oluşturmak güzel tekniklerden biriydi. Yani en azından üçgen de oluşmuş oluyor burada. 3 ise burası da kaç yaptı paralel kenardan? 3. 4 ise burası 4 yapar. Hocam tamamı 11 olduğundan buraya kaç kaldı? 8 kaldı. E artık ben şuradaki üçgende ne yapabilirim arkadaşlar? Bir kosinüs teoremini uygulayabilirim. Çünkü benden kosinüs alfa isteniyor. Hemen uygulayalım. 4'ün karesi eşittir. 6'ın karesi kolların kareleri toplama. Eksi 2 çarpı kollar çarpımı kosinüs alfaya eşit olacaktır. E o zaman buradan bunu öbür tarafa atalım. Hocam 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa eşittir. Şurası 100 yaptı. 100'den de 16 çıkınca 84 yapıyor galiba. E, ee, sonra 2'ye bölsen 2'ye bölsen kaç çıktı? 42 çıktı. Bir daha 2'ye böl 21. Bir daha 2'ye böl 3. O zaman 3'e de 3'e direkt 6'ya ya da bölünüyormuş zaten bu. 6'ya böl 6'ya böl 7 yaptı. O zaman buradan 8 kosinüs alfa 7'ye eşitse kosinüs alfa da buradan neye eşit olur? 7 bölü 8'e eşit olur arkadaşlar. Evet örnek 18, 7 bölü 8 çıktı. Geldik örnek 19'a. Şimdi şöyle bir C kare küçüktür A kare artı B kare verilmiş. ABC üçgenin kenar uzunlukları verilmiş bana. A, B ve C üçgeninde A burası, B burası, C burası. C'yi yorumlayacağım çünkü C kareden bahsetmiş. Normalde C kare neye eşittir arkadaşlar? Şurada C kare yerine yazayım. C kare normalde A kare artı B kare eksi 2 AB kosinüs alfaya eşittir. İşte bu c kare dediğimde küçüktür a kare artı b kareymiş. Küçüktür a kare artı b kare ise a kare b kareler birbirini götürdü. Yani buradan e, ne geliyor? Eksi 2 ab'yi de öbür tarafa atalım. Sıfır küçüktür 2 ab kosinüs alfa eşit oldu. ab pozitif birer tam sayı. Çünkü niye? Uzunluk oldukları için. Bunlar pozitifse kosünüs alfa da ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Çünkü 2 ab kosinüs alfa büyük sıfır çıktı ya buradan kosinüs alfa da böylelikle büyüktür sıfır oldu. Yani birincisi doğru mu? Kesinlikle ama kesinlikle yanlış. İkincisine bakalım. Şimdi kosinüs alfa büyük sıfırsa. Şimdi ABC üçgeni üçgeninden bahsediyoruz ya. Açı dediğimiz şey ne olacak? Hocam ya dar açı ya da geniş açı olacak. 180'den büyük olamaz. Çünkü C açısı kesinlikle yani ABC açıları kesinlikle ama kesinlikle üçgenin iç açıları olduğundan dolayı buradaki açılar 180'den küçük açılardır. Kosinüs alfa da yani kosinüs alfa dediğim c açısı da şurada kaçımız alfa ya c açısı da burada 90 90 sıfırdan büyükse pardon kosinüs alfa sıfırdan büyükse o zaman kosinüs ikinci bölgede değil yani geniş açı değil yani alfa kesinlikle ama kesinlikle dar açı e alfa dar açıysa arkadaşlar diğer açılar hakkında herhangi bir yorum yapamam ben geniştir dardır diye bir şey söyleyemem ya diğer açılar da dardır ya da bunlardan biri geniştir biri dardır diyebiliriz burada ne demiş Kosünüs A ile kosinüs B'nin toplamı küçüktür 1 demiş. E arkadaş her ikisine ben dar gibi düşünecek olursam mesela buradan çünkü kesinlikle doğrudur diyor. Olmadığı bir durum bulursam olay bitiyor aslında. Eğer ikisi de darsa her ikisi de pozitif bir sayı alabilir e pozitif, pozitif bir sayı da değerleri de hep birden küçük ya. Mesela birini kaç alabiliriz? Atıyorum birini 1 bölü 2 aldın. E diğeri de 1 bölü 2 aldığın zaman ne oluyor? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı eşittir 1 yapıyor. Küçüktür 1 yapmıyor mesela değil mi? o yüzden burada bu değer sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Sağlanmadığı bir değer bulduk. Ya da hocam birine mesela atıyorum 2 bölü 3 birine de 1 bölü 3 bu değerlerde de kosinüs dar açı olduğunda sağlanabilir. A açısının kosinüsü bu. B açısının kosinüsü bu olabilir. Toplamlarda bak yine 1 yapıyor. Birden küçüktür demiş. Hayır. Kesinlikle birden küçük olduğu durum olmuyor. E o zaman cevap ne olacak arkadaşlar? Yalnız 3 yapacak. niye 3? ABC üçgeni, ikizkenar üçgen olabilir demiş. Bak olabilir demiş. ABC üçgeni ikizkenar üçgendir deseydi yanlıştı bu. Olabilirliği Yani bir tane olabilirliğini tutturursak olay bitti. ABC üçgeni ikizkenar olabilir mi? Olabilir. Şurası dar dar açıya. Yani ABC üçgeni dar açıyken yani şu kenarlar birbirine eşit olabilir. Herhangi bir engel söz konusu mu burada? Değil. Ya da şu ikisi A ile B birbirine eşit olabilir. BC birbirine eşit olabilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani dolayısıyla üçüncüsü doğru olabilir. Yani üçgen ikizkenar üçgen olabilir. Buna engel bir şey var mı? Yok. O zaman cevap yalnız 3 oldu arkadaşlar. Geldik. Örnek 20'ye. Şimdi x kaç birimdir diye soruluyor. Hocam x'i bulmam için ne yapmam lazım? Bak 3 var 6 var x var. Yani bizim buradaki açıya ulaşmamız lazım. Kosinüs teoremi uygularsak x'i buluruz. E burada açının kosinüsü bilmiyorum ama ben bu açının kosinüsünü biliyorum. Kosinüs alfa neye eşit arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüsten 6 bölü 9'a eşit. Yani 2 bölü 3'e eşit. Peki burada ne var? Burası 180 eksi alfa değil mi? Evet. Kosinüs 180 eksi alfa neye eşittir? Eksi kosinüs alfaya eşit arkadaşlar? Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda eksilisi oluyordu kosinüs. Yani eksi 2 bölü 3'dür. E tamam olay bitti o zaman. Haydi burada kosinüs terimini uygulayalım. X kare neye eşittir? Kolların kareleri toplamı. 3'ün karesi artı 6'nın karesi eksi. 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs. 180 eksi alfa. 180 eksi alfayı yazacağım. Bu aslında nedir? Eksi kosinüs alfadır. Eksi kosinüs alfa da neye eşittir? Eksi 2 bölü 3'e eşittir. Tamam x kare neye eşittir o zaman? 9 artı 36. Şu eksi eksi artı yaptı burası. Sonra bölü 3 ile şuradaki 3 sadeleşti. 2 kere 6 12 bir de 2 ile çarptık. 24 yapar burası. Topladığımız zaman da kaç yaptı? Burası 69 yapar. O zaman x kare 69 ise x ile böylelikle kaç çıkacaktır? Kök 69 çıkacaktır. Evet örnek 20'yi kök 69 bulduk. Geldik örnek 21'e. Şimdi I noktası ABC üçgende işte çemberin merkezi. Bak işte çemberin merkezi ise bu I'dan geçen ne oluyordu? Açı ortayların kesim noktası olduğu için burası. Yani işte çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıydı. Bu açı ortay olacak. Hocam bu da açı ortay olacak. E ne yapacağız burada? Hocam burada kaç şeyi ben bulabilirim. Burası neydi direkt? 90 artı alfa bölü 2 formülüne eşitti. <laughs> ya da bunu unuttuysan şunu yapabilirsin. Mesela buraya XX dersin, buraya y y dersin. Hocam 2X, 2Y ve alfanın toplamı ne? 2X, 2Y ve alfanın toplamı eşittir 180. Buradan 2X artı 2Y neye eşit oluyor arkadaşlar? 180 eksi alfaya eşit oluyor. X artı Y'de neye eşit oldu? 90 eksi alfa bölü 2'ye eşit oldu 2'ye böldüğümüz zaman E burada da şuradaki üçgende de böyle X artı Y artı I açısı diyelim şuraya. ı açısı eşittir 180 olacağından x artı y yerine de 90 eksi a alfa bölü 2 yazarsam öbür tarafa attığımda ı açısında ne buluruz? 90 eksi 90 artı alfa bölü 2 olarak buluruz. 90 eksi alfa bölü 2 öbür tarafa atınca 90 artı alfa bölü 2 yapıyor çünkü. Tamam. Ya da şu formülü hatırlıyorsan şeyde üçgende yani geometriden hatırlıyorsan direkt 90 artı alfa bölü 2 de yazabilirdin. E burada, burada kaçı var? O zaman burada kaçı ya? Yani? Kosinüs teoremini uygulayalım. Yani ne diyeceğiz burada? Kök 61'in karesi. Hemen yazalım. Kök 65'in karesi eşittir. Kolların kareleri toplamı. 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı. Kosinüs 90 artı alfa bölü 2'ye eşittir. E hocam burası 65 yapar. Eşittir 16 artı 25. Şimdi kosinüs 90 artı alfa bölü 2. Indirgeme yapacağız. Hocam 90 alfa bölü 2 eklersen buraya gelecek. Kosinüs değeri burada nedir? Eksidir. Çünkü buraya geliyor. Eksi Sonra bunun işareti eksi oldu. Eksi içindeki 90 atınca ne oluyordu arkadaşlar? Fonksiyon isim değiştiriyordu. Sinüs alfa bölü 2'ye eşit oldu. Evet. Şimdi burada bizden de sinüs alfa değeri isteniyor. Tamam. Bu eksi ile eksinin çarpma artı yapar. Artı e, 5 kere 4 20. Bir de 2 ile çarptım 40. 40 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit oldu. E ben burada sinüs alfa bölü 2'yi bulacağım. Hadi bakalım. Şu. Öbür tarafa atınca 65'ten 25 çıkınca 40. 40'tan da 16 çıkınca 24. Hocam burası 24 eşittir. 40 çarpı sinüs alfa bölü 2 yapar. E o zaman buradan sinüs alfa bölü 2 ne yapar? 24 bölü 40 yapar. O zaman 8'e böl 3, 8'e böl 5. Yani sinüs alfa bölü 2'yi biz 3 bölü 5 olarak bulduk arkadaşlar. E ne yapacağız? Yarım açı formüllerini eğer göstermiş olsaydık yarım açı formüllerinden yapardın. Dik üçgeni çizerdin. Bak şimdi dik üçgeni şöyle çizerdin. Hocam dik üçgeni şöyle çizeyim ben. Şurası alfa bölü 2 derdin. Ve burası 3 bölü 5 derdin. Sonra da 3, 4, 5 üçgeninden 4 derdin. Sinüs alfa bölü 2 de belli. Kosinüs alfa bölü 2 de belli buradan. Sinüs alfa değeri de neye eşit? Hani sinüs 2a'nın bir açılımı var. 2 sinüs a çarpı kosinüs a. Yani sinüs alfanın açılımı 2 sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2. Yerine yazardım burada sinüs alfayı bulurken. Nasıl bulacaksınız sinüs alfayı? İşte sinüs alfa bölü 2 hocam 3 bölü, 3 bölü 5. Kosinüs alfa bölü 2 yerine de 4 bölü 5 yazınca buradan çıkar. Ama daha yarım açı formüllerini göstermedik. Peki alfa bölü 2'den alfaya nasıl ulaşacağız? Biz geometriden biliyoruz. Genelde böyle ne yaparız? Hani alfadan 2 alfaya ulaşmak için. Normalde bak 2 alfadan alfaya oluşmak için ulaşmak için ne yaparız? 2 alfayı 2 eş parçaya böleriz. Böyle alfa alfa diye böleriz. Peki ben ya, alfadan 2 alfaya ulaşmak için ne yaparım? Böyle hatırlayın böyle benden konu anlatımını dinlediyseniz böyle özel üçgenlerde de o tekniği de gösterdik. Küçük açıya ait X kenar oluşturun demiştik. Hani özel açı mantığında böyle dik çizerek özel açı oluşturamadığınız zaman küçük açıya ait X kenar oluşturun demiştik. Ee, burada da küçük açıya ait X kenar oluşturabiliriz arkadaşlar. Yani alfaya 2 alfa muhabbeti olduğunda da mesela şöyle hocam alfaya 2 alfa muhabbeti olduğunda da böyle alfa alfa bölünce bir şey elde edemiyorsan Küçük açıya ait x kenar. Yani alfaya ait böyle bir x kenar oluşturduğunda alfa alfa bak burası 2 alfa. Şöyle de bir x kenar çıktığı geometride zaten size anlatmıştık. E o zaman burada da arkadaşlar alfa bölü 2'den ben alfaya ulaşmak istiyorsam böyle bir x kenarlık oluşturabilirim. Alfa bölü 2 burası da alfa bölü 2. 2 iç açı bir dış açı. Bak şöyle. Yani şunlar şunlar birbirine eşit. Burası da alfa çıktı mı? Çıktı. E hocam buradan sonrasında ne yapacağız? Alfaya ulaşırız. Ben buraya bir x diyeyim. Hocam burası da x. Burası da 4 eksi x değil mi? Evet. Şimdi sen şöyle yapabilirsin. Pisagor bağıntıları artık sonuca ulaşabilirsin. Yani ulaşalım. x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4 eksi x'in karesine eşit değil midir? Evet. Buradan x kare eşittir. 9 artı 16 eksi 8 x artı x kare eşit oldu. x kareler gitti. Buradan 8 x eşittir. 25 yapar. x de böylelikle 8 bölü 25 yapar. Hocam x 8 bölü 25 ise Benden ne isteniliyor? Sinüs alfa isteniliyor. O zaman sinüs alfa da 3 bölü. Bu değil midir arkadaşlar? Evet. Sinüs alfa da karşı bölü hipotenüs. 3 bölü 8 bölü 25 yapar. Yani 3 çarpı. Burası 8 bölü 25 mi? Ay 25 bölü 8. Burası 25 bölü 8 arkadaşlar. 8 x 25'e X de 25 bölü 8 çıkar. Hop burası 25 bölü 8 hocam. O zaman sinüs alfa da neye eşit olacak? Karşı bölü hipotenüs. 3 bölü 25 bölü 8'e eşit olacak. Yani cevabımız ne yapacak? 3 çarpı 8 bölü 25 ters çevir çarptık. O da 25, 24 bölü 25 yapar. İşte bazen geometride bu tekniği kullanıyoruz. Özellikle trigonometride alfadan 2 alfaya da ulaşmak istiyorsak bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Küçük açıya ait bir x kenar oluşturma tekniğini bakın trigonometride de kullanıyoruz. Ya da alfa bölü 2'den alfaya ulaşmak için böyle bir x kenar çizince bunu bu şekilde bulabiliyoruz. Hatta bazen Biraz önce yarım açı formülünü gösterdim. Yarım açı sorularında da bu tekniği kullanabiliyoruz. Yarım açıda zorlandığımız yerlerde bunu da uygulayabilirsiniz kardeşim. Tamam. Evet örnek 21'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 22'ye. Şimdi x nedir diye soruluyor. Hocam x'i bulmak için büyük üçgendeki şu açıya ait kosinüsü bulmam lazım. Kosinüsünü bulursam kosinüs teoreminden x'e ulaşırım. Peki burada öncelikli olarak ne yapabilirim? Bak şu küçük üçgende kosinüs teoremi uygulayıp kosinüs alfayı bulabilirim. Hadi bulalım. 6'nın karesi eşittir. Kolların kareleri toplamı. 4'ün karesi artı 8'in karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa değil mi? Evet 36 eşittir. Burası 16. 64 eksi. 2 çarpı 4. 4 kere 2 8. 8 kere 8 64 kosinüs alfa eşit oldu. Öbür tarafa attım. 64 kosinüs alfa eşittir. Şunu e, şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Hocam 80 yaptı. 80'den 36 çıkınca 44 mi yapıyor? Evet 44 yapıyor. O zaman kosinüs alfayı da böylelikle 44 bölü 64 buluruz. Yani sadeleştir. 4'e böl 11, 4'e böl 16 mı çıktı? 11 bölü 16 bulduk. E o zaman büyük üçgende kosinüs teoremini bir de büyük üçgende uygulayalım. X'in karesi de neye eşittir? Kollar 16 ve 14. 16'nın karesi, 14'ün karesi. Eksi 2 çarpı 16 çarpı 14 çarpı Kosinüs alfa. Kosinüs alfa yerine direkt 11 bölü 16'yı yazayım kardeşim. Allah'tan şunlar sadeleşti. Evet x kare eşittir. 16'nın karesi 256 artı 14'ün karesi 196. Ee, sonra şu 2 ile 14'ün çarpımı 28. 28 ile 11'in çarpımı böyle 2 ile 8'e ayırıp toplamlarını buraya yazıyorduk. 0 geldi burada. O zaman burası 308 yaptı. Ben kısa yoldan çarptım. Şu ikisini toplayalım bakalım ne geliyor. Hocam ikisini toplayınca 6 6 12 e, 9 5 daha 14 15 yaptı 2 1 daha 3 452 eksi 308 yapar sonra x kare bu yaptı bunu çıkarttığımız zaman da x kare de 144 mi yaptı evet ve x de böylelikle 12 çıkar dostlar evet böylelikle işlem yaptık sadece başka da bir şey yok arkadaşım örnek 22 12 bulduk geldik örnek 23'e Şimdi bu bir kare verilmiş. Bütün kenarlar kaç? Burası 8 burası da 8. Burası da 8. Burası da 8. 6 mı yaptı burası? Evet. Şimdi normalde daha sonraki tanjant A artı B'nin açılımını öğrendikten sonra buraya A, B deyip tanjant A artı B'yi bulup belki X açısında bulabiliriz arkadaşlar. O tekniği de kullanabiliriz ama burada daha onu öğrenmedik. O yüzden farklı bir yolla yapmaya çalışalım. Genelde şekil sorularında biz tanjant A artı B'yi daha çok seviyoruz. Ee, burada ne yapabiliriz? Hocam burada x açısını bulmak istiyorsam x şöyle bir üçgen oluştursam. A bu kenarlar belli mi? Belli. Daha doğrusu belli değil ama biz bulabiliriz. Pisagor bağıntısından ya da 1 2 kök 5 üçgeninden direkt burası 4 kök 5 mi? Evet. 4 6 ise Pisagor bağıntısından burası karek içinde 16 artı 16 artı 36 yapıyor. Bu da 52 mi yapıyor? Evet. Burası 52 yapar. Burası da Pisagor bağıntısından 4 artı 64'ten dolayı 68 yapıyor. Burası da kök 68 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Şimdi burada artık kosinüs teoremi yapabiliriz arkadaşlar. X değil. Kök 52'nin karesi neye eşittir? Birincinin karesi 68 artı ikincinin karesi 16 çarpı 5 80. Eksi 2 çarpı kök 68 çarpı e, 4 kök 5 çarpı kosinüs alfa değil miydi? Yani kosinüs x değil miydi? Evet. Bunu çözeceğiz kardeşim. Bunu 2'ye bölsek 32. Böyle hmm, kökünü ayırıp da yapalım. 2'ye bölsen 32 bir daha 2'ye böl pardon 34 bir daha 2'ye bölsen yani bu 4 çarpı 17 yapıyor galiba. Yani bu 2 kök 17 aslında değil mi? O zaman kök 68 yerine 2 kök 17 yazayım şöyle. 2 kök 17 yazarsam işlemin daha sade olacak en azından. Kök 52'nin karesi 52 eşittir. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 148 yaptı. Sonra burası da kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 2 kere 2 4. 2 kere 2 4 4 kere 4 16 çarpı kök 85 mi yapıyor? Kök 85 çarpı kosinüs alfa yapar. Burası. Şunu öbür tarafa atalım. 16 kök 85 çarpı kosinüs alfa eşittir. 148'den 52 çıkarsak 6 96 yapar. O zaman 96 ile 16 sadeleşince ne yapıyor? 6 geldi. O zaman kosinüs alfa da böylelikle 6 bölü kök 85'e eşit oldu. Evet. Bizden de zaten kosinüs alfa. Alfa dediğime bakmayın. Alfa dediğim x açısıymış zaten. Şu kosinüs X bir yaptı bu. Evet cevabımız böylelikle 6 kök 85 çıktı dostlar. Sadece işlem yaptık. Başka da bir şey yok. Geldik nereye? Örnek 24'e. Benden ABC açısı isteniyor. Arkadaşlar bu ABC açısını bulmam için kosinüs teoreminden mi çıkar? Kosinüs teoremini bulmam için benim şuradaki kenarı bulmam lazım. Bu kenarı bulursam eğer ben kosinüs teoreminden bulabilirim. Yok ben bunu bulamam. Ama burada bak şuradaki üçgende bütün kenarlar verilmiş. Ha. Ben şimdi ne yapabilirim arkadaşlar? Ben burada şu açıyı bulabilirim. Şu açı benim işime yarabilir. Alfa demeyelim de oraya ne diyelim? Beta diyelim. Mesela ben bu açının nesini bulabilirim? Sinüs betasını bulabilirim. E ben bunu sinüs betasını bulduktan sonra ne yapacağım? Hocam bak kenar ve karşısında kaçı? Kenar ve karşısında kaçı var gördün mü? Büyük üçgende de sonra sinüs teoremi yapabilirim. O zaman hadi işe başlayalım. İlk önce kosinüs teoremini uygulayalım. Küçük sarı üçgende sinüs teoremi yapıyorum. Yani 5'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs beta değil miydi arkadaşlar? Evet. E buradan ne çıkıyor arkadaşlar burada? Şunu öbür tarafa atalım. Bu kaç çıktı? Sadeleştirme yapılabilir belki. 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs beta diye geçsin buraya. Sonra burası 16 artı 16 artı 36 52 yaptı. Sonra burası 52 ya. 52'den de 25 çıkınca 52'den de 25 çıkınca kaç kalıyor? 27 kalıyor. Yani burası 27 yapmış oldu arkadaşım. Tamam. Şu ikisinin toplamı eksi 25 dedik. 27 çıktı. Arkadaş 3'e bölsen 9. 3'e bölsen 2. O zaman kosinüs beta ne eşit oldu? 9 bölü 2 kere 2 4 4 kere 4 16. 9 bölü 16'ya mı eşit oldu? Evet. E sonra kosinüs beta. Ben burada sinüs betayı kullanacağım ya. Sinüs beta lazım olacak bana. Hemen bir dik üçgen çizelim. Şurası beta. Kosinüs beta 9 bölü 16'ymış. E o zaman Pisagor da şurayı bulabilirim. Hadi Pisagor bağıntısını kullanalım. 256'dan yani şu a kare eşittir. 9'un karesi artı 16'nın karesi ya. Yani a kare 16'nın karesi eksi 9'un karesi. 256 eksi 81 diyeceğiz. 5 geldi 75 geldi. 175 yaptı galiba burası. Evet a'yı da kök 175 buluruz arkadaşlar. E, kök 175 bir şey biliniyor mu? 5'e bölsen 34, 35. yok 5'e bölsen. Aa 25'in katı yapıyor galiba değil mi? 5'e şu 175'i 5'e bölsen kaç çıkıyor? 35 çıkıyor. 7 çarpı 25 yapıyor galiba. Evet 7 çarpı 25 yapıyor. Bu da 7 çarpı 25 yaptığı için 5 kök 7 mi yapar arkadaşlar? Aynen öyle. Evet bu 25 çarpı 7 arkadaşlar. 25 de dışarıya 5 diye çıktı. 5 kök 7 yaptı burası. O zaman ben sinüs betayı buldum mu? Buldum. Sinüs beta ne yaptı arkadaşım? 5 kök 7 bölü 16'ya eşit oldu. 5 kök 7 bölü 16'ya eşit oldu. Tamam sinüs beta'yı bulduk. Şimdi büyük üçgende şuradaki üçgende ne yapıyorum? Sinüs teoremini kullanıyorum. Yani 6 bölü sinüs alfa 6 bölü sinüs alfa neye eşittir arkadaşlar? 3 kök 3 bölü sinüs beta. 3 kök 3 bölü sinüs beta'ya eşittir. Ben sinüs, sinüs beta'yı biliyorum. Yazayım yerine o zaman. Burada sadeleştirmeleri de yapalım. Burada 2 kalsın. 2 bölü sinüs alfa eşittir. Kök 3 bölü sinüs beta. Sinüs beta dediğimiz 5 kök 7 bölü 16'ya eşit. Sinüs şunu şunu ters bir çevireyim. Sinüs alfayı yalnız bırakmaya çalışacağım değil mi? O zaman arkadaşlar şöyle yapalım yine. 2 bölü sinüs alfa neye eşit oluyor? Kökü üç on altı kök 3 çarpı 16 bölü 5 kök 7'ye eşit olur bu böylelikle. O zaman bu 2 ile 16 sadeleşse 8 yapar. O zaman burası e, 1 bölü sinüs alfa 8 kök 3 bölü 5 kök 7 eşit oluyor ya. O zaman sinüs alfa da 5 kök 7 bölü 8 kök 3'e eşit olur. Garip bir şey çıktı. Kök 3 çarparsam kök 3 çarparsam sinüs alfa da 5 kök 21 bölü kök 3'e çarpı 3. 3 kere 8'de 24 mi çıkar? Evet. Vallahi işlem hatası yaptım diye korktum. Allah'tan cevap 5 kök 21 bölü 24 çıktı arkadaşlar. Yani işlem yaptık sadece. Yaptığımız şey ilk önce burada kosinüs teoreminden kosinüs beta'yı buldum. Sonra kenar ve karşısında kaçı kenar ve karşısında kaç olduğu için aklıma ne geldi sinüs teoremi geldi. O yüzden burada kosinüs beta'yı bulduktan sonra sinüs beta'yı buldum. Sinüs beta'yı da bulduktan sonra da kenar ve karşısındaki açıların sinüslerini oranlayınca ve birbirlerine eşitleyince cevabı da ulaştık. Sadece işlem kalabalığı. Başka bir şey yok. Geldik örnek 25'e. Evet yukarıdaki bilgilere göre mavi boyalı bölgenin alanını nasıl bulacağız? Hmm, AC ile AD 6 verilmiş. Hocam soruyu iyi bir şekilde okuyalım. Bu bilgilerle ben soruyu çözemem. Bak bir de AB ile AC dik verilmiş. Vay. Şurada kaç dik verilmiş. Tamam o zaman olay bitti kardeşim. Ben burada kaçıyı kullanacağım. Şimdi burada da bir x kenar verilmiş. E, zaten ben buradaki üçgenin alanı bulmam için şuraya alfa dersem 3 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2'den bulabilir miyim? Evet. E Bak şuraya ne kaldı? 90 ya burası. Buraya alfa dersem burası 90 eksi alfa oldu. Ben en azından bu açıyı buldum ya. Bu açı lazım ya bana. Bu açı ve karşısında da kenar var. Kosinüs teoremini yapabilirim burada. Hemen uygulayalım. 8'in karesi. Kolların kareleri toplama. 6'nın karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı. çarpı. Kosinüs 90 eksi alfa değil midir kosinüs teoreminden? Evet. Şimdi kosinüs 90 eksi alfa. 90'a tamamlayan alfa. Aslında burası nedir arkadaşlar? Sinüs alfa değil midir? Evet. Şimdi 8'in karesi 64. 64. 36 36 72. Bu eksi 72 eşittir. Burası da ne yaptı? Çarpma eksi 72 çarpı sinüs alfaya mı eşit oldu? Evet. Şimdi buradan ne yapıyor? 72'den 64 çıkınca 8 yani eksi 8. Eksi 72 çarpı sinüs alfaya eşit oldu. Böylelikle sinüs alfa da neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi 8 bölü 72 yani 9 kere 8 72 ya. 1 bölü 9'a mı eşit oldu? Aynen öyle. Sinüs alfa 1 bölü 9 eşit olduysa bizim taralı alan neye eşittir? 3 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi? Evet. 3 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2 olduğundan o zaman 3 çarpı 6 çarpı şu 6 demeyelim şu sadeleşsin 3 diyelim burası 3 olsun. Sinüs alfa yerine de 1 bölü 9 yazacağım. O zaman cevap da böylelikle kaç yapar arkadaşım? 1 yapar. Evet örnek 25 zor bir soru değilmiş kolay bir soruymuş ve rahat bir şekilde bulduk. Sinüs alan formülü de işin içindeydi. Evet cevap 1 çıktı. Geldik örnek 26'ya. Hocam benden kosinüs A açısı isteniyor. Yani buradaki alfa isteniyor. Hocam şöyle bir çember çizilmişse çemberi ben burada kullanacağım. Çemberde bak bir dörtgen var. A bu bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni olduğundan dolayı karşıt açılar toplamı 180 değil. Yani burası 180 x alfa mı? Evet. E o zaman ben alfayı da 180 x alfayı da kullanacağım. Hocam alfanın da kolları var. 180 x alfanın da kolları var. E hocam ben şunu şöyle bir çizersem şuraya bir x dersem burada bir kosinüs teoremi yapabilirim. Şuna ait. E burada da bir kosinüs teoremi yapabilirim. Buna ait. Eğer ikisini de kosinüs teoreminde yapacak olursam bak x kare birincisinde neye eşit? Hocam 3'ün karesi artı 6'ın karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs alfaya eşit. Aynı zamanda diğerindeki kosinüs teoremi neye eşit? 4'ün karesi artı 5'in karesi şu kolların kareleri toplamı e, eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs 180 eksi alfaya eşit değil mi? Evet. Her x'te de x kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Hadi buradaki eşitliği kullanalım. Hocam burası 9 artı 36 eksi 2 kere 3 6 36 kosinüs alfaya eşit oldu. Burası da 16 artı 25 eksi 5 kere 4 20 40 mı yaptı? 40 kosinüs değil de kosinüs 180 eksi alfa eksi kosinüs alfaya eşit değil midir? Evet eksi ile eksi çarpımı burası artı yapar. O zaman burası kosinüs alfa mı yaptı? Artı 40 kosinüs alfa yaptı daha doğrusu. Şimdi burada işlemimizi yapalım. Şunu öbür tarafa atarsam 40 kosinüs alfa artı 36 kosinüs alfa yapar. 76 kosinüs alfa yaptı burası. Sonra şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 45 yaptı. Sonra 45'ten şurası 45 yaptı. 25 artı 36'yı yani 25'i de buraya 16'yı da buraya atalım. 45'ten 25 çıkınca kaç kaldı? Hocam 20 kaldı. 20'den de 16 çıkınca 4 kaldı. 4 eşittir 76. Kosinüs alfaya eşit oldu. Kosinüs alfa da böylelikle 4 bölü 76 eşit oldu. 4 bölü 76 sadeleştirdiğimiz an kaç yapıyor? 1 bölü 19 yapıyor galiba. Evet cevap böylelikle 1 bölü 19 çıktı. Güzel bir soru. Böyle kirişler dörtgeninde yalnız hatırlamamız lazımdı. Alfa 180 alfa. Şu ortak kenar her iki üçgende de kosinüs teoremi uyguladık. Sonuç çıktı. Cevap 1 bölü 19. Geldik. Evet katı cisimler. Katı cisimleri bilmek lazım tabii ki. Yani en azından dik üçgenleri bilmek lazım. Yani katı cisim dediğimiz şey aslında burada bir küpten bahsediyor. Küp 6 tane kare şeklindeki bir kağıdın birleşimi değil midir? Evet. Yani bunlar kare. Bütün yüzeyler kare kare olmasını kullanacağız. Yani burada uzunluklardan sakın korkmayın. KC ile BK birbirine eşitlenmiş. Kosinus alfa istemiyor benden. Arkadaş ben buraya 1 1 diyeyim. Sonuçta bizden kosinüs alfa değeri isteniliyor ya. Hani x x deyip de işlem yapmayıp kosinüs teoreminde kosinüs alfa oran olduğu için oranlamada zaten hani bilmem ne x bölü bilmem ne x olduğundan x'ler zaten sadeleşecek. O yüzden 1 1 diyebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Buraya 1 1 diyecek olursam kc ile kb birbirine eşit verilmiş ya. O zaman küpün bir kenarı 2. 2 2 2 2. Tamam. Şimdi benden bu açıya ait alfa değeri isteniyor. Alfaya ait bir üçgen oluştursak hocam. Hop şöyle bir üçgen. E tamam bu üçgenin kenarlarını bulursak kosinüs teoreminden sonuca ulaşırız. Hocam şu bir kare ya. Bak yan yüzeyi bir kare. Kare olduğundan dolayı burada kaçı 90 derecedir. 2 2 ise burası 2 kök 2 yapar mı? Yapar. Hocam alt yüzeyi de bir kare. Kare olduğundan dolayı burası da 90 derece değil mi? Evet. Burada da 1 2 kök 5 üçgeni var. O zaman burası kök 5 yapar. Hemen kök 5'i yazalım buraya. Hocam bu kenar lazım bana. İşte bu kenarı nasıl bulacağız? Arkadaşlar, bunu katı cisimleri böyle öğrendiyseniz yaparsınız tabii ki. Bu uzunluğu bulmak için şöyle zeminden şunu da çizebilirsiniz. Hocam bu zemine dik ya, burası dik olduğundan burası 90. Pisagor bantından bulurum. Ama önce burayı bulmam lazım. O da dik üçgenden dolayı yine 1, 2 kök 5'ten. Burası kök 5, burası da 2 deyip Pisagor'dan burayı bulursunuz. Ya da hiç alfa'yı bölmeyeyim ben. Alfa bölündüğü zaman kafanız karışabilir. Hocam bak, bir şey havadaki bir doğru verildiğinde buna ait bir tane üçgen oluştur. Ama yüzeyden çiz üçgeni. O üçgende hop bak şu olabilir değil mi? Evet biraz önce de şu üçgeni böyle çizince de oldu ama alfa bölünüyormuş gibi duruyor burada. Bölmeyelim. O üçgeni bu yan duvardan sağdaki duvardan yapsak olmaz mı? Olur. E bu dikkat et yan duvara dik değil mi bu? Yan duvara dik. Temel diklik teoremi dediğimiz bir şey var. Bir doğru bir düzleme dikse düzlem içindeki o noktadan geçen bütün doğrulara nedir? 90 derecedir. Yani şurası 90 derece ise eğer şurası da aynı şekilde 90 derece oluyor. Düzleme dikse düzleme dik olduğu noktada o düzlem içindeki doğruya dediktir. Şimdi bu doğru. Yan duvara dik değil mi? Evet. E, yan duvara dik ya bu da yan duvardaki böyle bir doğru. Yani burası da 90 derece olmak zorunda. Bak şimdi burada kaçtı 90 derece kare olduğundan dolayı. 1, 2 burası kök 5. E, burası 2 burası kök 5. Yani buraya da A diyecek olursam A kare eşittir. Şurada bir pisagor bağıntısı yapıyorum. 2'nin karesi artı kök 5'in karesinden dolayı. 4 artı 5'ten 9 yapar ve a'yı da böylelikle 3 buluruz. Evet a dediğimiz 3 çıktı. O zaman ben artık şimdi burada bu üçgenin bütün kenar uzunluğunu buldum. Kosinüs teoremi yapabilirim. Hadi bakalım kosinüs teoremini yapalım böyle. Hemen burada alfanın karşısı kaç? 2 kök değil mi? Evet alfanın karşısı 2 kök 2. 2 karesi eşittir. Kollar 3 ve kök 5. Yani 3'ün karesi artı kök 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı kök 5 çarpı kosinüs alfaya eşittir. Burası kaç yaptı? 8. Hocam eksi burası 9 ya. 9 geldi buradan. Burası da 5 ya. Eksi 5 geldi buradan. Burası da eksi 6 kök 5 kosinüs alfa yaptı. Şimdi burası kaç yaptı? Eksi 1 yaptı. Eksi 5 eksi 6 yaptı. Eksi 6 eşittir. Eksi 6 kök 5 kosinüs alfa olduğundan Eksi 6'lar gitti. 1 kaldı. 1 bölü kök 5'te de neye eşit oldu? Kosinüs alfaya eşit olmuş oldu arkadaşlar. Bizden zaten kosinüs alfa isteniyor. Cevap 1 bölü kök 5 yaptı. Ama tabi burada bu tür soruları yapabilmek için yani daha katı cisimlere gelmediyseniz normal haklısınız. Katı cisimlere geldikten sonra bu tür soruları anlayabilirsiniz büyük ihtimalle. Sen bir katı cisimleri işledikten sonra gel bir daha bu soruya bak. Tamam Çünkü bu uzunluğu bulmak gerçekten katı cisimleri işledikten sonra özellikle prizmayı işledikten sonra Böyle bu uzunlukları bulmak senin için çocuk oyuncağı. Evet geldik bir sonraki soruya. Aşağıda paraya kenar şeklinde bir kağıt gösterilmiştir. 2, 8, 12 ve alfa 90'dan büyük verilmiş. Sinüs alfa verilmiş. Bana benden şu x uzunluğu isteniyor. Bak bu kağıt bir de ef boyunca eşit alanda iki parçaya ayrılacaktır şu EF şu paraya kenarı eşit alanda iki parça ayırıyorsa Bunu paraya kenarı anlatırken hep geometri anlatırken söylüyorum. Paraya kenarı dikdörtgeni kareyi eşkenar dörtgeni bir doğru eşit parçalı iki alana ayırıyorsa bu tam olarak köşegenlerin kesim noktasından geçmek zorunda arkadaşlar. Bunu geometride hep anlattık. E o zaman bu köşegenlerin kesim noktasıysa bu şöyle olmak zorunda. Tam burası köşegenlerin kesim noktasıysa diğer köşegeni de çizersen böyle olur. Köşegenler birbirini ortalar değil mi? Köşegeni çizmeyeyim böyle iki eş parçaya böldüğünü biliyoruz sadece. O zaman bunlar birbirine eşittir. E o zaman burada ne çıktı? Hocam şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Şunlar da birbirine paralel. Kelebekteki oran 1'e 1 bir çıktı. 2 ise o zaman burası 2 olur. E tamamı 10 ya. Tamamı 10 olacağından buraya da 8 olarak bulabiliriz. Birinci yöntem bu olsun. Buranın 2 buranın 8 olduğunu bulmanın birinci yöntemi bu olsun. Peki bu böyle geometride o kısmı bilmiyor olabilirsiniz ama bence bilin. Dediğim gibi paraya kenarı dikdörtgeni, kareye kare eşkenar dörtgeni Eşit alanda iki parçaya bölen bir doğru kesinlikle köşegenlerin kesim noktasından geçer. Tamam. Bunu çizince de direkt kelebekten 2 ve 8'i çok rahat bir şekilde bulduk. Başka türlü nasıl bulabiliriz? Hocam ben şuraya bir x diyeyim. O zaman burası 10'sa burası da 10 olacak ya. Buraya 10 eksi x mi kaldı? Evet. Şimdi bu alanla bu alan birbirine eşit verilmiş. Hocam bunlar birer yamuk. E yamukta alanlar neydi? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. E bunun yüksekliği ile bunun yüksekliği aynı değil mi? İki paralel doğru arasındaki yüksekliği aynı. E o zaman burada alt taban artı üst taban 8 artı x çarpı yükseklik bölü 2 ile diğerinin alanı alt taban artı üst taban 2 artı 10 eksi x çarpı yükseklik bölü 2 birbirine eşit değil midir? Evet. H bölü 2'ler böylelikle gitti. 8 artı x eşittir 12 eksi x yapar. Buradan 2 x eşittir 4 yapar ve x ile böylelikle 2 buluruz. Yani x 2 çıkar. Burası da kaç çıkar? 8 çıkar kardeşim. 2 ve 8'i bu şekilde de bulabilirdik. Tamam bulduk mu bunu bulduk. Şimdi benden ne isteniyor? Şuradaki EF uzunluğu isteniyor. E o zaman EF ait bir üçgen oluşturmam lazım. Paralel kenar da kullanmam lazım. O zaman burada bir paralel kenar oluşturayım mı? Şöyle bir paralel çizeyim mi? En azından bak üçgen oluşmuş oldu burada. E 12 ise karşısında 12. E burada da paralel kenar oluşturdum. Burası da 12. 2 ise burası da 2. E tamamı 8'de buraya 6 kaldı. Alfa ise burası da alfa değil mi? Evet. E artık burada bir kosinüs teoremi yapabilirim. Aa bana kosinüs alfa lazım o zaman. Dur. Dik üçgen çizelim. Şurası alfa iken sinüs alfa kök 7 bölü 4 verilmiş. Şuraya bir a dersem a kare 4'ün karesi eksi kök 7'nin karesi olduğundan dolayı 16 eksi 7'den 9 çıkar. A kare 9 ise a'yı da kaç buluruz? 3 buluruz. Yani buradan kosinüs alfa eşittir kaç çıkar? 3 bölü 4 çıkar mı? Değil. Sana verilen her bilgiyi kullanacaksın. Alfa 90'dan büyük verilmiş. E hocam alfa 90'dan büyükse bu açının kosinüsü kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? ikinci bölgede olduğundan dolayı negatif olmak zorunda. Bak buna dikkat et tamam mı? Her verilen bilgiyi kullan. Kosinüs alfa eksi 3 bölü 4'e eşit. Tamam. E hocam sinüs niye eksil E sinüs ikinci bölgede de artı olduğundan dolayı eksil Şimdi burada kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Uygulayalım. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 12'nin karesi eksi. 2 çarpı kollar çarpımı kosinüs alfaya eşit olacak. Ha kosinüs alfa yazmayayım. Kosinüs alfa zaten direkt burada. Eksi 3 bölü 4 değil mi? Evet. O zaman x kare eşittir. 36 artı 144 eksi. Bu eksi 100. Şu sadeleştirmeyi yapalım. 4 ile 12 sadeleşse 3 kalır. O zaman burası kaç yaptı arkadaşım? 3 kere 2 6 36 çarpı 3 108 yapar. Ama burası artı 108 yapar. E, şimdi burayı topla bakayım kaç yapıyor burası? Hocam 180 yaptı. 180 ile bunu toplarsak 288 yaptı değil mi? Evet x kare eşittir 288 yapar. Ve böylelikle kök 288 olarak buluruz cevabı. Yani bu da 144 çarpı 2 144 dışarıya 12 diye çıkacağından cevap böylelikle 12 kök 2 olarak buluruz. Örnek 28'de. Tamam olay bu. Ve geldik bir sonraki soruya diyeceğim ama bir sonraki sorudu yok. Bir sonraki soru bir sonraki güne kalıyor. Çünkü ters trigonometrik fonksiyonlara başlayacağız. Onu da biz şimdi 8. günü bitirmiş bulunuyoruz. 9. günde anlatacağız. Evet arkadaşlar. 8. günü bitirdik. Yani kosinüs teoreminde, sinüs teoremini ve kosinüs teoremini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. günde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.